okula başlayana kadar gözümüzün önünden pek ayırmadığımız çocuklarımız, öğrenim hayatının ilk gününden itibaren neredeyse günün yarısında öğretmenlerine emanet. Dünyayı cesur keşiflerle öğrenen çocukların başlarına gelebilecek kaza ve acil durumlarda ebeveynler kadar öğretmenlerin de ilk yardım bilgisine sahip olmaları beklenir. İlk yardım eğitmenimiz Meriç, Akut'un seminerlerine katılan dostlarımızla yetinmedi, uğradığı bir anaokulundaki öğretmenlere pratik bilgiler verdi. Çocuklar küçük şeylerle oynamayı ve bunları burunlarına, kulaklarına sokmayı maalesef çok seviyorlar gerçekten. Ve siz de okulda mecburen bir takım faaliyetler yaparken, resimler yaparken bu tarz malzemeler kullanıyorsunuz herhalde. Boncuk, süslü minik minik çiçekler vesaire kullanıyorsunuz ve her anda başınıza gelebilir. Bunları mesela burunlarına sokabilirler. Burunlarına soktukları zaman sağlam burnu, yani tıkalı olmayan burnu kapatıp kuvvetlice diğer burundan nefes vermesini isteyebilirsiniz. Nefes verdiği zaman zaten o nefesin basıncıyla cisim çıkabilir. Eğer çıkmıyorsa da zaten çok fazla zorlamamak lazım. Çünkü daha derinlere itebilirsiniz ve çocuğun hani daha fazla, daha büyük operasyonlara yapılmasına gerek kalabilir çocuğa. Bunlar çıkmadı, uğraştınız, baktınız çıkmadı. Mutlaka kulak, burun, boğazla ilgili bir doktora, bir sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamanız lazım. Yapabileceğiniz başka bir şey yok maalesef. Ya da mesela gözüne küçük bir toz zerresi de kaçabilir çocuğun. Gene sürekli kalemlerle uğraşıyorsunuz ya da işte bayrak çubukları var bayramlarda ellerinde. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Maalesef bu tip cisimler gözlerine batabilir. Ne yapacağız? Küçük bir toz zerresi kaçmışsa çok da aslında önemli değil. Göz zaten sulanarak kendisini yıkar aslında bu tozu çıkarabilmek için. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece olmamasına sağlayabilirsiniz. Çünkü çocuk refleks olarak ovacaktır sürekli acıyan gözünü. Olma diyebilirsiniz. Gerekirse suyla yıkayabilirsiniz ya da bir kulak çubuğu yardımıyla, temiz bir çubuk yardımıyla ya da bir mendil kenarıyla cismi görüyorsanız hani tozu alabilirsiniz. Ama bir cisim battı gözüne. Sakın çıkarmaya çalışmıyoruz bu cismi. Çünkü çıkarırken tekrar zedeleyebiliriz biz gözü. Mutlaka sağlık kuruluşuna, gözle ilgili bir sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalışıyoruz ve götürürken de mutlaka çift gözü kapatıyoruz. Gözdeki cismi sabitliyoruz, hareket etmesine engel oluyoruz ve mutlaka çift gözü sarıp, sabitleyip, kapatıp götürüyoruz. Niye? Çünkü göz simetrik olarak hareket ediyor ve sağlam olan gözü açıkta bıraktığımızda o göz hareket ettiğinde diğer gözdeki yaralanma devam ediyor aslında. Başka ne yapabilirler? Kulaklarına sokabilirler boncukları. Eğer alabileceğinizi düşünüyorsanız hemen kolaylıkla alabilirsiniz. Ama böyle cımbızlı, kaşıklı o tip şeylerle böyle hani biraz daha ilerilere ittilerse çıkarmaya çalışmıyorsunuz. Hemen gene bir sağlık kuruluşuna, kulak burun boğazla ilgili uzmanın olduğu bir sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalışıyorsunuz çocuğu bir an evvel. Ve tabii bu arada da ailesine haber veriyorsunuz ama umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Hiç böyle şeyler uygulamak zorunda kalmazsınız ama başınıza geldiği zaman da pratik bir takım bilgilerle aslında minimum zararla çocuğu kurtarabilirsiniz bu tarz şeylerden.